<laughs> ee, Serhat Teoman'dan bahsedelim. Efendim nasılsınız? Hoş geldiniz. Ee, nasıl? 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 Bu, bu adamlarla beraber olmak Nasıl? 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 müthiş. Nasıl? 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 Evet. Peki. <laughs> Peki. Şimdi e, siz e, neydi? O, ne 12'ydi? Art, Art 12. Art 12. Art 12 niye böyle bir isim verdiniz? <laughs> Çünkü artık kendi isimlerimizi vermiyoruz e, çok dedi Yani biz Buray ile tanıştığımızdan <laughs> beri bir şeyler kurup bir şeyler kapatıyoruz. Aslında bu yaptığımız oyunun öncesinde tiyatro kutu var, get var. Evet. Art 12 var. Sinema filmi çektik. Hmm. Onun da yapımcılığını yaptık. Hmm. Öncesinde oyunlarımız var. Art Bakıyor musunuz? Batmıyorsunuz. Batamıyoruz. Şirketi, şir, ha batamıyorsunuz. Şirketi niye kapattı? Yani ismi niye değiştiriyorsunuz? Ha. Canımız Her sıkıldı. Dedik ki <laughs> 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 herkes yeni bir, yeni bir oluşuma gidelim. Aslında azala başlayalım. azala gidiyoruz biraz. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, evet. Öyle oluyor. <laughs> ha diğer adamları atıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Atmıyoruz da. <laughs> yani herkes azala azala gidiyoruz. gidiyoruz. Biraz herkes kendi yoluna gidiyor. Evet. Peki. Peki. Adam ee, azaldıkça mı değişiyor şey. Kişi atınca isim kalmamalı yeni isim. <laughs> yeni ha, isim. Anladım. E ona öbürüne de a, ayıp. Kim siz misiniz, ne anlamadım <laughs> öyle herkese ata Peki. Ata. Yok zaten kap yani şeydi işte bu Getle e, Mahalle filmini yapmıştık tabii. Pragmayı ve işte birçok hmm. oyun ve işte film yapmıştık. Sonrasında zaten ara verdik yani orası kapandı gibi tabii, oldu. Tabii. Bitmişti zaten. Hmm. Hmm. Biz tiyatroya geri dönmek istiyorduk. Özellikle yani ben işte Mert'e, Serhat'a şey diyordum ya ben klasik yani İtalyan sahneye çıkmayı çok özledim dedim. Hmm. <laughs> Onlar hmm. beni kandırdılar. Biri tezini yazmış, birisi de sürekli Sam Shepard'ın True West'i True West'i hmm. <laughs> okuyunca dedi ki yapalım bunu. Ben baştan beri biliyordum oyunumuzun için Tabii biz oyun ararken Serhat zaten sürekli arada arada söylüyordu. Peki e, Serhat mı sen bu Buğra senden sadece bir yaş büyük olduğu halde senden daha yaşlı görünüyor aslında bu sanatçıların <laughs> başından konuşmak gerekirse bir de e, sen e, 9 Eylül'de konservatuvar e, mezunsun Buğra e, mimarlık fakültesinden mezun. Evet. Bu aranızda bir dalga konusu oluyor mu? Sen ne anlarsın zaten sen mimarsın Hiç falan olmuyor. gibi. Hiç olmuyor. Şey. o mimar e, e, tarafından o zekâsından da besleniyoruz oyunda yani. Tasarımlarımız, evet. şunlar bunlar çok avantajlı oluyor bizim için. Peki. Ee, senin e, tiyatro eğitimin var mı? E, pratikte var. Alaylı gibi. Yani Kıbrıs'ta evet. mimarlık okuduktan sonra e, Mehmet Ulubatlı yetiştirdi beni. Orada evet. Kıbrıs Devlet e, tiyatro Kı Tiyatroları'nda, Kıbrıs da... Tiyatrolarında evet. çalışıyorsun evet. ondan sonra. E, peki, ee, Magosa'da e, açık tiyatro bünyesinde ilk başlangıç e, evet baş evet. başlangıçlar. Var. Ondan sonra da e, sinema oyunculuğu, dizi oyunculuğu geliyor ve aslında bu tabii ki çekindikleri bir şeydir genelde sinema oyuncularının ya da bütün dünyada e, şeyde tiyatro sahnesi. Sen de böyle bir şey oldu mu çekinme oldu mu e, tiyatro yani... yani tiyatro sahnesinde ee, tiyatro sahnesi başka bir şey olarak tarif edilir. Ya belli bir başarıdan sonra tiyatro sahneye gerek var mı noktası mı? Yani şunu söylemek istiyorum. Çünkü e Sinemacılar konservatuvar mezunlarından haz etmezler. Hep böyle, biliyorsunuz. Evet, Hep evet, böyle evet. bir e, dolaşan bir şeydir. Söylencedir aslında bu. İşte bunlar da çok bu tiyatro oyuncularında aman Allah korusun bunlar da ne acayip şey insanlar filan. E, e, tiyatrocular sinema oyuncularını sahne sanki biz buraları aldık. Siz evet, nereden evet. çıktınız gibi böyle bir şey vardır. Ve bu da karşılıklı bir çekingenlik yaratıyor aslında. Böyle bir şey oldu mu? Yok sende? ya ben bir oyuncu olarak bütün yani orada sonuçta bir gerek sahnede Tabii ki çok kıymetli. Yani sahnede canlı bir performans. Hmm. Karakteri başından sonuna kadar götürüyor olmak, o devamlılığını sağlıyor olmak, inşa ediyor olmak başka tabii bir keyif. Ama sinemada da bir karakter yaratıyorsun. Evet, bunun çekimleri hmm. e, parça parça olsa da o da o puzzle'ı birleştirmek de bir hmm. oyuncu için keyifli. Yani bir oyuncu olarak baktığım zaman benim için tiyatro veya sinema ayrı değil, keyif değil. alıyorum çünkü. Ha. Ha. E, zaten bu genelde oyuncuların birbirleriyle uğraşmak için yaptıkları muhtemelen bir şey, aslında bu çok güzel bir tane galiba sadece bir tanesini yapanların karşı e, savaşlara evet, gibi evet, geliyor bana evet. yoksa ikisini yapan insan için mesela hep şey denir ya e, gel de tiyatro sahnesine göreyim er meydanına açık falan hani evet, bana biraz evet. şey geliyor e, tamam tiyatro evet zordur e, işte neler ama deniyorsa ama bunu söyleyenlerin de tiyatro sahnesinde pek bir halt edemediklerini aynı fikir değil o yüzden <laughs> diyorum Tekin yani şimdi tiyatro çok zordur e, çok herkes yapamaz bizim Ermeydan'ı e, sinema kolay. ya sinemada Haydi arkadaşlar bugün e, dış bilmem ne 56. sahne. E, bilmem kimin ölmüş başla. Şimdi bu da çok kolay bir şey değil. Oradaki bütün karakterin devam Kesinlikle devamı, tabii puzzle hani, dediğim işte. o. kolay e, çok şimdi diziyi oraya sokalım. Sokalım ya hepsini ben hepsini sokuyorum. Ya, yani. Kamera. Ben oyunculuğu evet, kamera, ayırmıyorum. Kamera o da çok zor bir şey. Hı. Çünkü tiyatro sahnesi bir de şöyle bir avantajım var. E, seni dakikalardır izleyen hani sana inanmış, empati kurmuş artık hı, senin hı. nefesini hisseden bir insana bir şey anlatmak var. E, diğer tarafta bambaşka bir şey var. Yani. İkisinin de çok ayrı zorlukları var ya. Tamam. Ben şey yapamıyorum yani. Aslında ne kadar zor değil mi? Sinemada o e, kendi konsantrasyonunu sağlamak, kendi o parçaları birleştirmek seni söylediğin gibi. de yok yani. yani, yani sahneden bir sahneden bir sahne. Bazı sahnelerde bedeniniz de yok. Tiyatroda bedeniniz var orada. Hı. Hı. Burada Hı. hiçbir şey yok. Bir de hani e, çok eleştirel mi olur bilmiyorum ama şöyle şey de oluyor şimdi izliyorsun bambaşka yabancı sinemaları. Bir sahne oynanacak, sahne kuruluyor ve Yönetmen de seninle beraber nefes alıyor ve ortaya bir şey çıkıyor. Biz de bazen şey oluyor zamandan dolayı tabi. Yakın çekime hadi abi, bu sahne çok önemli. Oyna abi buraya. Şimdi buradasın, buradasın. Hani ne yapabilirsin, ne kadar oynayabilirsin? Hmm. Bence çok zor iş. Hmm. Yani tiyatrodan bile <laughs> o kısımlar bence çok daha zor. Bir de, evet o parçaları ya. Yani. <laughs>